girdi. Fury'yi yakaladı. Üstüne Discord geliyor. Fury'yi kes sekecek. Roketler de geliyor. Şimdi devam edecek bak. Mistaker ward'unu açtı. Predator'u zorlamak istiyorlar. Orada stick charge'ını kullandı Predator'da. Devam etmediler. Fight olunca garip bir lag geliyor oyunda bende. Bir çıkıp gireyim. Bugün evet bayağı bir... Bugün değişik bir gün abi. Kesin de kesiliyor şu an seni zaten. Elinde de FPS sorunu varmış. J.I.'de restlemek istiyor. Sıla'da yeni şarkı çıkarmıştı. Onu da söyleyelim. Trash Talk yaparken. Var mı Oğuz? Battlefield 1 filan? Hı? Battlefield filan? Ne bileyim ya, aklıma gelenler bunlar yani. Şu anlık. Değil mi, güncel konular? Şimdi bekle. Güncel konular. Yani daha doğrusu güncel Facebook konularıydı galiba bunlar. Call of Duty ile Battlefield arasında bayağı kavga var şu an. Biraz eğlenceye döndü açıkçası da. Eğlenceli kavgalar her zaman zevklidir, rekabeti arttırır ya. Sonunda ciddi anlamda zarar gören insanlar yoksa her zaman o kavgalar tatlı olabiliyor. En azından bizim Türkiye'de böyle şeyler seviliyor biliyorsun, sözlü kavgalar. Evet, evet. Birazcık argo tabirler, öyle nitelendireyim, chat anlayacaktır, en çok ilgi gören şeyler. Bu Revo'nun setine bakıyorum da, ya bu binecek büyük ihtimalle Dota Pit bineceği. Bakalım, yazıyor mu? Globat. Açıklama yok ama ben öyle düşünüyorum. Eski bir Dota Pit sezon 3 filan olabilir belki. Bakalım oradaki bir binek. Gözleri filan çok şey ya. Yani. Biraz solucanımsı bir şey. Solucanımsı kasım ya, bana da şey gibi, güve yarasa karışıma bir şey gibi geliyor. Dota Pit sezon 3, evet. Değil mi? Ya item bilmem de sanki öyle şeylerden kalma gibi, çok tatlı bir görüntüsü var. Sizde MS problemi yok mu şu an? Bende yok, 60 sabit. Dota Ping yazdım konsola. Ben de baktım. 177'ye 1. Ama işte yayın bende açık olmadığı için sorun yok. Ben sunarım her türlü. O bende açık olsa dediğin gibi kesin takılacak. Hatta atacak Canberk yani arada. Çünkü bu fazla bir ping. Normalde yüzlerdeydim, evet. Bende. Yani genel bir sıkıntı var herhalde. Şu an Türkiye'de neler oluyor bilmiyorum da. Oyuncularda da sıkıntı. Zovat akşam 8'e kadar bir şey filan demişti ama Onur'a bilmiyorum. O elektrik kesintisi de. Sılardar ne kadar tatlı. O Amnet basılırken. Bakar mısın? Bu kadar pembemsi tatlılık olabilir mi ya? Ağzı geç.
Dark Passage'ın Pause hakkı bitmiş, süreleri de bitmiş. Oyunu açacaklar herhalde. İnternette de bir sıkıntı var herhalde Can, bak şu an 450 ms gözüküyor TS'de sende. Evet. Ben bir de modemi resleyeyim. Tamam. Sizde. Zaten oyun Canko anca burada değil mi? başlayacak gibi. Yanko burada mısın? Evet. Tamam. Oyunu açtılar şu an. Tamam. Kosigin de Ya. gelmiş. Maç devam ediyor. Aynen öyle, marşları atmaya başladı bile Funk yapar. Maçın başladığını marştan anlayabiliyoruz direkt zaten. Orta lane'e yalnız bak, Mitra eğer o Assault'u ya da Munchar derken çekerse ya da BKB mi artık neyi tercih edecek emin değilim ama erken gelirse o item cidden işleri çok zor. Darp kasaj ekibinin aynı şekilde BKB almazlarsa da Discord, Firefly ve Lich'in ultisi olan Chain Frost'u yiyecekler. Bu da Evet. can yapıyor ciddi anlamda. Yani çünkü Chain Frost şu an hani 460 Aghanim'in damage'i var. Aghanim çıkmayacaktır büyük ihtimal. 370 de normal 2 level damage'i var. 3 level olduğunu düşünmüyorum çünkü fight'larda genellikle 2 level kalacaktır Iron Sight. Baya baya zorlayacak yani. Bu arada tekrar Rain Drop almış. Israrla o magical hani damage'i birazcık Etkili oluyor, evet, 120 absorbe damage. etmek istiyor. Zaten Az bir physical'da damage Ice değil. Armor'la kurtarıyor biliyorsun. Bunun nedeni Toss-Stun kombosunda tek yememek. Evet. Lundbeck. Yani 120 blokluyor, fena değil. Onun yanında zaten Kop da var. Herhangi birini bloklasa, ki zaten Magic Reduction'dan sonraki damage'i blokluyor. İyice azaltıyor hasar. Hani bunu patch analizinde söylemiştim. Hani hero'lara genellik nerf çok az ama item'lar ve oyunun gidişatına gelebilecek hareketler var demiştim. Bu da onlardan biri. Skrim'den 100 damage içecek şu an o üstünde olduğu sürece. Hı. Saf yiyecek değil mi? Magic Evet. Resist'e falan dahil Res 100 yiyecek. düştükten sonra zaten 225. 120 de o blokluyor. 105 hasar alacak. Çok da fazla değil. Bir de Kulak çekse Lich tam bir savaşçı olacak yani, o Magic Resist'i de atacak bayağı bir. Aynen öyle. Şöyle bakıyorum. Predator'ı mekasını bitirmesine 400 gold kalmış. Bir de Roshan'ı Buraya alacaklar. Bu Aegis'le birlikte fight'a biraz zorlayacaklar herhalde mesela Makers'ı. Tynan'ın çok acil bir BKB'ye ihtiyacı var. Çok çok fazla sağlıyor yani. Yalnız o Life Orb'in double damage de var ya, nasıl can yakıyor. Hani oldu ki tutup. Bu arada botulu bırakmayı tercih etmiş. Ring of Aquila'yı tutuyor üzerine. Bilmiyorum, Templar için bir botul bence çok değerli bir kavram. Yani şu an mana sıkıntısı çekecek ki Arcane botta hiçbir hero'ları yok mu diyeceğim. Bir tek Kosugin varmış. Keşke botulu sapmayıp bir supportuna falan verseydi yani. Evet. Evet, Funkefal Bloodstone yapmayı tercih ediyor. Dagon'dan sonra. Aynı bu idi, izleyeceğiz bir daha. Az önceki oyun Necromen'de izlediğimiz gibi, ne dersin? Evet, o Bloodstone önce yapsa daha iyiydi ama. Yalnız Furi'yi yakaladı, Furi. Hexstun. Furi Dagger'ın dolmasını bekliyor. Yan tarafta da Lasso geldi. Predator'u yakaladılar, aradan çıkarıyorlar. Furi de Dagger teleportla birlikte kaçmayı başardı. Orada Life Orb'in tekliyordu. Ta ki Hex'i yiyene kadar. Hex'i yedikten sonra işler değişti. Assault tercih ediyor. Yani 4 Disable'a karşı koyabilecek mi? Göreceğiz bakalım.
Şimdi Funk yaparsın. Sen geldi orada Mida'dan Toast'a geliyor yalnız. Funk yapalı atmasa iyiydi. Üstüne. Jayde yanda kaçıyor. Şimdi geldi Furi'yi de yakaladılar. Furi'yi de aradan çıkarmayı başarıyorlar dediğin gibi. X-Arm'ın o kadar çok dönmüş vuruyorlar ki iki kere vurdular. Ya bak dediğim gibi Magical nükleyebiliyorlar, Physical nükleyebiliyorlar. E bunun sonunda bir bakıma bir anda yani hepsi vurunca Burst Damage gibi bir şey çıkıyor evet, onlar evet. Kullanılınca. O Burst Damage'den sağ çıkabilecek şu anda bir tek Kayn var. Belki de Queen of Pain hani kendisi Dodge diyebilirse Eul'la filan bir tanesini anca öyle olacak hiç bu. Yoksa çok zor ve High Ground'da kaldılar ama High Ground'ın da şöyle bir avantajı var Massive Makers takımı için. Orada da Tinker'ın marşları gerçekten evet, High Ground'da çıkmayı bayağı bir zorlaştırıyor. Çözümü var mı? Var. Mecha, Pipe bu tip şeyler High Ground'da çıkışı rahatlatır. Mecha dediğine daha yön sayıda almaya başladı şu an Mecha'yı. Bakalım aynen Headless Barkler var bitirmesinde de 200 gold kaldı yerinde olsam Discord'a atıp farmlardım ben oraya. Revo şöyle bir şey yaparken Firefly ile yakarken. Yok bak kıyamıyor ya böyle bir support işte. Mamak olsa yemişti hepsini kesin. Massive Makers T2'ye gidiyor. Orada nereden gold bulabilirse o kadar iyi. Bir yandan da T1'i aldılar midde. Onu da söyleyelim. Buradaki T2'de şu an düştü. Ayo'ya kaldı last hit'i. Onun da mekası bitti. Ayo Seyit'te işte, Tayna herkes geldi üstte. Evet iyi. Yalnız o Discord'u attı. Ha. İyi kurtuldular şeyin Frost'tan. Geri döndü. Fakat Predator orada kaçmayı başarabilecek mi? Evet kaçtı. Kaçtı. Yalnız supportları avlıyorlar. O avladığı support da çok önemli bir support. Onu es geçmeyelim yani. Lion. Lion hani şeye verememiş durumda. Nedeni büyük ihtimalle şimdi filan verecek. Yani o statı niye verme... Niye ultisi bir level? Büyük ihtimalle panikle artık hekse mi verdi o sırada? Büyük ihtimalle hekse verdi. Gerçi yok, bayağı olmuş level aldı ama. Yok ya şey stat vermediyse hiçbir şekilde sorun olmaz ki baksana. Yani 9-10 11.yi vermemiş şu an. Stat mı verdi yanlışlıkla evet, acaba? 4 stat oradan. Stat vermiş evet çünkü. Demek ki ultisi bir ara cooldown'a girdi o sırada. Hani ulti cooldown olunca stat veriyorlar, level alırım sonra ultiye veririm geri diyorlar ya bu evet, onun gibi. 200'den 420'ye çıkıyor, 220 mana artıyor yani az da değil. Hı. Ama intelligent bir hero ya, ondan çok bir sorun yaşamayacağını düşünerek böyle yapmışlardır ya. Tabi okumamış. Massive Makers okudu, DP'de bir tane stok var. Gerçi level konusunda çok da sıkıntı çekmiyor şu an. Bir kusur yine kusur okur. Aegis'in de süresi bitti şu an. Lundbeck onu da söyleyeyim. Sürekli pushluyorlar. Şöyle bir grafiklere bakacağım. Network grafiğine baktığımda Network'te yaklaşık olarak 2.8-3K'lık bir experience fark mevcut. Baya var. Hı-hı. Experience'da da yaklaşık olarak 14K'lık bir fark mevcut. Dark Passage'in üstünlüğü var. Bunlar nasıl yansır? Olumsuz yansır Massive Makers'a çünkü bu önceliklerle birlikte ultiler daha da güçlenmiş ve hani itemların daha da geldiğini görebiliyoruz. Bu sayede de kombatlarda üstün olacaklar. Üste mesela şu an Hex geldi. Furiye, Life or Win yetişemedi. Bunu her seferinde yapıyor yani kill almak istiyorsan hata yapmasını beklemeyin. Kefeli yakalayacaktı. Pozun gezmiyor ölmek üzere fakat Deva yardıma geldi. Sonic ve BKB Armlet Toggle'ı yapamadı ama Funkefal Suicide atıyor. Revo. Yayın Blink'i var. Relocate. Bir de Gron attırmayacaklar o da ölüyor zaten. Attırmayacak. Bak şu an aldıkları iki kit çok değerliydi. Aynen. Ya buradan iki kordan kill çok önemli dediğin hı-hı gibi. 1300 gold aldılar Tinker'ı vermelerine. Daha doğrusu Tinker Suicide attı onu tekrar söyleyelim. Yani -928 kaybı var Dark Passage'ın.
Şeyi söylüyordum. Life for Win'in yaptığı hatayı hani madem şu an bir hata daha mı geliyor bakalım Life for Win. Orada Riyanlar da karıştı Pankefal'de. Şeyi söyleyecektim. Lundbeck hani bu BKB'yi madem aldın kullanmak istiyorsun. Hani şu an kullanacağını mesela iki kere burayı yakaladı. İmkanı vardı ama Hexstun yiyerek kili kaçırdı. Hani BKB ile girseydi o zaman aralığında bence Evet, kolay daha rahat bir kırılırdı. şekilde. Aynen öyle. Belki arkası vardır diye düşündü. Bir kebi bitti an ölebilirim korkusuyla belki ondan açmamış olabilir. Aynen. The Makers biraz yavaşlattı oyunu. O TP'ni yakaladığı tempoyu düşürdüler. Şu an biraz daha farma döktüler. Tinker da Dagon'u beşlemeye uğraşıyor gibi gözüküyor. Ben de değişik bir konuşmadan geldim şimdi TT.net'le. Arkadaş diyor ki ping sorunu internetten kaynaklı değildir diyor. Uygulamadan kaynaklıdır diyor. Titinet'tekiler zaten evet. Hani Değişik. arıyorsun oyunun ping sorunuyla biz ilgilenmiyoruz diyor falan. Ha, Bir aynen. acayipler yani. Yalnız Neyse fight J.I. olacak. Canko sen gir. Evet şu an Eul geldi. Firefly orada olamıyorlar. Fight Predator'ı yakaladılar. Onu kesip alacaklar. J.I. zaten ultiyi harcamış da bu yüzden fightmak istemeyen taraf Radiant ekibiydi. Bu yüzden de geri çekildiler. Sen de görmüşsündür. Biraz geç tepki vereceğim Canku. Bakalım şu anda biraz düzeldi gibi Emes. Oyunun şu anda aslında iki takım içinde kader anları denilebilir. Yani şu 10 dakikada alınacak roşlar, alınacak carry ve işte core killleri çok önemli olacak. Tinker'ı istedikleri şekilde kapatabilmiş gibi durmuyorlar. Yani kill'ini almayı başardılar ama Şimdi şimdi biraz Lasso sonra geldi, yan tarafa Fury'i çekti. Fury'i kesmeyi başardılar. Sonic Wave araya gitti. Jayne attı. Fury Sonic Wave var. Blink ile birlikte uzaklaşıyor. Life Orb'in Hokule'yi düşürecek mi? Maledik geldi. Vistahtır ultisi. Fosigin'den greedy bir ulti. Yan tarafta Revo zıpladı. Yakaladılar mı Mitra'yı? Bakalım. Trap patlıyor. Mitra. Stun'ı attı orada. Turn rate slow'u da vardı. Kill'i alıyorlar. Ya şu an buradan oyunun gidişatı benim gözümde biraz GG gibi. Sedat'ın artık killerde ve girişlerinde o BKB basışı, üstüne dayı dolusu getirişi bir hata daha Predator. Mega kill oldu. 2K gold aldı orada. Predator. Sonic Wave geliyor. Buyback geldi üstüne. Şimdi EO geldi bakalım şeyler zorlayacak ultisinin olmasına 25 saniye var. Parmağı bastığı gibi öldü orada. Üstüne Dagon da geliyor roketle birlikte geri çekiliyorlar. Bırakmamış oldular. Bu en büyük avantaj. Yani Buyback. Tinker'la Rock savunmak biraz daha 2 kolay buyback. en Tiny Ayo buyback yalnız. Şimdi ölürlerse azından. Stan geldi orada. Pozin gezmeye. Lasso da geldi Mitra'ya. Mitra'ya fokuslanacaklar. Bakıyorum relocate cooldan Mitra ölecek. Dieback oldu. Buradan oyun gidebilir. Blade bastı Revo. Üstüne Dagon. Dagon ve lazeri yedi öldü. Revo da çok hatalı oynadı bu oyun. Hatalar yaptı ama o Bloodmail'la birlikte belki de takımına yararı oyunu kazandırdı. Onu da söyleyebiliriz. Yalnız çok ilginç olan bir durum var. Roche için şu an Dark Passage tek ama bak gene aynı Roche çek gelmiyor. Pozinges mi de geri döndü. Bu süreyi hiç yani bugün ikinci hata Trap'tan bu. görüyorlar. Görüyorlar mı? E niye kesmediler? Trap'tan Doğru. görüyorlar. Ya niye base'e teleport attı? Ha, üstteki goldları görmüşler. Değil mi? Ben ama Aynen. hepsinin atmasına gerek yoktu yani. Benim mi yanlış düşünüyorum biraz Spekin bak. Dur bakalım şimdi. Massive Maker son şöyle deneyişlerinden
daha yapacak. Kayla Fury orada smoke'lu bekliyor. Sılardan ilerler diye beklediler ama ilerlemeyince pek buradan ekmek çıkmayacak. Aynen öyle, dediğin gibi Spekimba. Bu arada şunu da söyleyeceğim sana. Travel aldı Life Orbin, artık o da her yere gidebilir. Bunların yanı sıra şimdi şöyle bir durum daha var söylemek istediğim. Buzingez Mi'nin performansı, item çok fazla yok ama girdiği yaptığı initiate'ler çok çok önemli, değerli ve takımın oyunda bu kadar hani geriye düşmemesi için yardım edişini es geçmemek lazım. J.I. Baby Shiva gidecek, onu söyleyebilirim Plate Mail'dan dolayı, sen de belirttin. Tinker Dagon'u bu kadar yapmak yerine aslında bu hani 7 slot Tinker'larda şey deniyorlar ya da yanına alabiliyorlar. Bu Edelman, Lotusorb gibi itemler ya da BKB çekebiliyorlar özel durumlarda. Niye acaba? Böyle bir şey görmedik. Yani bir Dagon 5 yerine Hex bile çok katkı sağlardı şu an. Ya Eul da alabiliyorlar. Hex alabiliyorlar. Shiva alabiliyorlar. Hani biri olabilir yukarıda. Evet, mesela push için bile mi? Yani Mant artı Necro ile 8 slot bile oynayanlar var yani. Hı hı. Hani Dagon'a verilecek oyunun en pahalı itemlerinden birisi Bloodthorn'le birlikte. Hani bunlar yerine öyle bir şey yapılabilirdi. Şimdi Lasso geldi. Cihay yakalandı. Life Orbit. Blink geldi. Cihay Dagger'ın 6 saniye geriye dağıttı ama yok, onu da yakalayamayacaklar. Oh! Maledikt. Maledik. Ben o kadar vuracağını düşünmemiştim ya. Full AP attı bayağı. Full ama full. Full full. Bay Bey var Cihay'ın. Bakalım orada bir savunma yapacaklar şimdi. Art of Tarask'ta az kaldı, gelecek pozun gezmiyor. Zünri Cheese de var. Buyback'lere bakarsak şu an sadece Jedi'im var. Geri kalan kimse de yok Radiant'la buyback. Bu combat giderse bu oyun sonu combat olabilir diyecektim. Fakat aradan Batrider çıkarmayı başardılar. Bahsettiğin Tinker avantajı bu. Evet. High Ground Def'inde bu bir şey işe yarıyor yani. Bak onu da 5 yedi şimdi Funk Efer. Sonic Wave'i de sürekli farm'a atıyor. Kombatta eksik olunca ama sorun çıkıyor. Mesela geri dönmek zorunda kalıyorlar. Sılardan HP pull'a baksanıza. Bir de cheese var üstünde. Iron Sight mesela oyunu 10 slot oynamak istiyor. Bak şu an tıklayın Iron Sight'i Lich'e. 10 slot Lich işte böyle oynar. Kralı tebrik ediyoruz. Force'unu da almak üzere. Yani bu bizi duydu galiba Iron Sight. Tinker'a nispeten hani 8 slot değil de 10 slot böyle oynanır dedi. Anladığım kadarıyla. Tüm kitaplara filan çekiyor. Bak kitaplara ikiledi, ne var ne yok alıyor hepsini fark ettiysen. Evet, Force Staff'ı bitirse aslında niye bekliyor? Tiny de Dagger aldı. Kombata girmekte sıkıntı yaşıyor 40 dakikadır. Fakat hala BKB'si yok. Grafiklere bakacak olursak da Dark Passage'in 23K experience'da önde olduğunu söyleyelim. Aynı şekilde Network'te de 10K'lık bir üstünlükleri var. Şu an oyunu durduran etkenlerden en önemlisi Tinker zaten. Yani hem lane'leri pushlu tutuyor hem de High Ground Def'inde yardımcı evet, olabiliyor. Evet, sürekli geri gelmeye zorluyor Dark Passage. O creep wave'ler sürekli ölü kalıyor. Bu yüzden de lane pushlamak bayağı zor oluyor. Dai ekibinde. Önde olsalar bile. Bu kule sonunda düştü ya. Sonunda düştü o beklenen kule. Buzingez Mi girdi Funkefal.
Lazer de atamıyor şu an. Ghost geldi. Buraya döndüler. Yanlış tarafa bir dagger gibi gördüm. Ghost hala basılı. Eyol geldi. J.A. kendini yolladı. Roket spamlamaya devam ediyor. Funk yapar. Tam 1-2 dolmuştu. Funk yapar evet. Dagon'la birlikte ama. Bishtaktir orada vurdu açtı. Geri çekilmelerini sağladı. Reva çok iyi bir... 2 kill aldılar. Flame break attı gerçekten. Buyback yok. Evet, Burax'lar gidecek gibi. Fazla karşılık verilemiyor normal olarak. Tek... Ama işte tekrar gidilebilir ya da aşağı dönülebilir. Lav'ın üstüne yoğunlaştılar, tostan ölecek. Aegis düştü. Çünkü Pudding'in mid stun'ı yerinde attı. Mitra, buyback var şimdi atıyor. Orta Rakslar gitmiş bulunacak. Pudding ezmeyi vurmaya devam ediyor. Lyforbit şöyle bir baktı, geriye çekildi. Iron Fate. Dagonlar. Kışkırtıcı unsurlar. Orada yani range'i vermediler inatla. 35 canı var range'i. O da bir şekilde inecek regen olmadığı için. Yani denial'a sayır edir. Hayatta en sevmediğim şey o range'in böyle 20-30 canla kalışası peki bu. Tam bir çaresizlik durumu ya. Kırdırsan kırdırtamıyorsun. Yukarı görüyorlar. Yine hala görüyorlar ama kaçmayı başardı. Ya şu anda Slardar'ı kesebilecekleri damage çıkabilir mi acaba? Evet. Terli kalmıyor. Evet. Bir Tinker yaratmaya çalışıyor. BKB varken zor dediğim Combat gibi ama BKB yokken var. Çünkü Lion'ın 2 level şeyi var. Finger of Death'i var. Aynen, bunun BKB yanı sıra da Etherless geliyor ona. Gibi varken Tiny'nin o kadar vurması çok çok zor ya. Evet. On, zaten en çok ona güveniyorlar. High Ground'da Slardar'ın çıkıp inme işi bu 4K Arnet'e basınca 4K olan HP pool'unu. Değişik bir savaş makinesi olmuşum Slardar. Tam bir soner savaş makinesi. Soner Dar yazıyorlar chatte. Soner Dar mı? Bu sular geniş olmuş peki. Bana ne diyorsun? Hmm. Soru işareti. Bir haftadan sonra benim heves düzeldi ya. Evet. Genişlik lazımmış. Okuyorum. Evet, 37 MS'e düşmüş. Vallahi güzel oldu ha. Umarım bizim yayındaki DPS drop falan da gitmiştir bu espriden sonra. Şimdi girdi orada Lasso geldi. Predator roketle geldi de cidden kovalayacaklar mı onu? Yok ya, kovalamıyorlar. Şimdi girdi Jay. Görüyorum onu. Görüyor. Skill'leri harcatmaya çalışıyor. Onda da cheese var ya. Öldürebilirdi biraz daha. Valla Allah olsaydı büyük sabır vermiş. Yok Predator. Life Orbin'e yarım saat preskortluk ediyor. Bakar mısınız? Değil mi? Böyle bir şey yok ya. Six slot oldu zaten. Excel'e başlamış. Iosuit. Yani Dark Precision oyunu kazanması için escort mu lazımmış? Öyle mi diyorsun Spekin bak? Böyle demedim de yani 7 slot bir Templar var Monshard'ı ile beraber. Şimdi standa geldi, barmağı da bastı. Orada Pudding ezme Predator'ı yakaladı. Kesmeyi başardılar. Buyback yok, Lasso geldi. J.R.A'ya çektiler, onu da kesmeyi başarıyorlar. Buyback'i var, Coin of Pain'in attı. Aynı ölürse Buyback'i yok şu an. Tek Tinker'ım var. Üstüne bir daha girdi Funk yapar, Ghost Scepter'ı bastı. Tam yerinde Ghost. Orada Avalanche kombosunu denediler ama stun tuttu. Mitra ölürse buyback yok ve GG her an gelebilir. Funk yapar evet. Attı. Uzun gezmiş sinirden şu an bir defusion olabilir yani. Yok ya, bence gayet eğleniyordur. Yok, kesecek o. Blink'i açtırmıyor ki. Baksana nasıl darlıyor.
Glimmer geldi en sonunda üstüne. O da çizgi var yani, yemiyor kaste. Eo geldi, Sonic Wave geliyor, Pozingez mi çizgi çok güzel yerinde yedi. Orada Hex geliyor, Stan da geldi, iki kişilik. Funkefal, artık Funkefal Relocate'le birlikte kaçırdı bu sefer Predator onu. Mega Creep oldu, çizgi geldi. Herhalde 47 dakika oyun sürdüyse 45 dakikada bekleme süresi sürdü. Şimdi bakalım Mega Creep defleyecekler mi? Funkefal rahat bırakmak istemiyor. Pozingez miydi? Stan'ı boşa attı. Bayon Seyit'e bak. Aa yakaladı. Güzel saklambaç oynadılar ama. Bu Mega Creep'leri Sonic Wave'in tutması da zor. Sonic Wave Shiva'ya mı güveniyor? Aa Arcanon buldu. Üste gidiyor. Direkt üstten kombat yaparak bitirmeyi deneyecekler galiba. Yani son ya da buyback attırmak istiyorlar. Bitirmece denemesi. Hataya zorlamak istiyorlar da Mega Creep'ler o arada oyunu bitirir. Tinker dönüyor sürekli onlara.